Zaptı açalım tekrar. Yazmaya devam et. Ilgaz Kaya'nın avukatı tarafından bazı görüntüler dosyaya ek olarak sunulmuştur. Görüntülerin yargılamanın esasına etki edeceğinden dosyaya alınmasına karar verildi. Duruşmaya devam olundu. Sayın Hakim, bir sonraki celsede... Görüntüler izlendi. Savcının mütalası alındı. Beraatine. Gereği düşünüldü. Duruşma salonunda hazır bulunan Ömer Atamer'in tutuklanmasına Ilgaz Kaya'nın beraatine karar verilmiştir. Bir soruşturma daha sizi bekler Sayın Savcı. İddianamenize yeniden hazırlanın. Başardık. Başardın Sevgi. Kendim için yaptım. Sensiz yaşayamam diye. Geçmiş olsun Savcı. Sağ olun. Bir dakika, bir dakika. Siz o delili nereden buldunuz bakayım? Çınar nerede? O şey, Eyüp'ü babama teslim edecek. Biz Eyüp Barzosu'nu yakaladık da. Yakaladık derken? Asla akıllanmayacak bu çocuk. Anlaşıldı. Buradan çıkınca ifadeleri alınacak. Aynen öyle olacak. Sonuca odaklansak? Sus. Tamam yeter artık. Gel bakayım sen buraya. Gel. Oh. Oh canım. Hadi bakalım. Geçti gitti. Çok şükür. Bacanak geçmiş olsun ya. Eyvallah. Geçmiş olsun. Gurur duydum kardeşimle. Canım. Gelmiş geçmiş olsun savcım. Ceylin sayesinde tabii. Şahane bir savunmaydı. Avukatım inanılmaz. Kızım sağ olasın. Emeklerine sağlık. Ne demek? Ben yalnız değildim. Hep beraber yaptık. Ya değil mi? En çok ben. En çok ben. Tebrikler ortak, canavar gibi bir savunmaydı. Yani tertemiz. Savcım, iki dakikanızı alabilir miyim? Tabii başsavcım. Zevkle. Oldu bitti geçti maşallah. Hadi evimize. Ben de eşyalarımı toplayıp geleyim. Tamam hadi. Hadi gözünüz aydın. Alın bunu nezarethaneye. İfadesini alacağım sonra. Emredersiniz abi. Müsaade eder misiniz? Buraya kadar mı şey? Çok büyük bir hata yaptınız. Hı hı, öyledir eminim. Üzgünüm. Haklı olduğumu göreceksin. Şunu bilin isterim. Ben sadece deliller ışığında hareket ettim savcım. Yani tarih eserinin evinizde bulunması, para transferi, imza. Hepsi o kadar gerçekti ki. Çok iyi tasarlanmış evet ama bir komployduDaha önce de bahsettiğim gibi. Öyleymiş. Biz de kandırılmışız yani. Ne kolay kandırılıyoruz. Ben de kalben özür diliyorum savcım. Yamacımı yok, büyük bir hataya düştüm. En başından beri dürüstlüğünüze inanmalıydım ki öncesinde tecrübe etmiştim. Utanıyorum candaşım. Affet.
Onlar niye Ilgaz'ı öyle kenara çekti? Bence özür diliyorlar. Zahmet etmişler. Yetmez ama neyse. Sen al adamı, suçlusun diye at içeri. Ondan sonra özür dile. Yok ya, suyundan da koy. Koskoca savcı. Ha bir de benim bacanağım yani. Olmaz. Ceylin. Nereye kızım? Bir işim var. Onu halledip geliyorum. Gel aslanım gel. Nasıl, acıyor mu çok? Yok abi ya. Kaçtı, vurdu kafama, kaçtı şerefsiz ya. Tamam tamam, merak etme, yakalarız iti. Ya abi şu kızları da arasak mı ya? Adliye yetiştiler mi merak ediyorum. Bu evin telefonunu bulduk. Bütün tezgah ne var ne yok hepsi içinde abi. Tamam tamam, sen geç. Geç bakalım, sen bir dinlen. Önce şu kafana bir baktıralım, sonra sorarız kızlara, tamam mı? Ayrıca kendi kendinize çevirdiğiniz hatları da soracağım. Sen hiç merak etme, tamam? 45-34 merkez 45-42. 45-42 dinlemedeyiz. Bu şüpheli şahıs Gökhan Deniz Osman Ağa Mahallesi civarında görülmüş. Kaçak ve tehlikeli, ekiplere haber verilsin. Osman Ağa Mahallesi civarı, şahsın ismi Gökhan Denzi. 45-42 anlaşıldı, 45-34. Abi. Hı. Bak kan yok, bir şey yok. Hafif bir şişlik. Hastaneye boş ver. Gel Adliye'ye gidelim. Abi merak ettim valla. Lan oğlum bir başının haline baksana ya. Bir gösterelim şunu işte ya. Ya abi iyiyim diyorum. Kan yok, bir şey yok ya. Bayıldım sadece, bir şey yok. Gözünü seveyim bak, meraktan öleceğim yoksa. Çenenin yayına senin, tamam ya Çınar, tamam. Allah Allah. Allah'tan telefon diye bir şey icat edildi ha. Alo Ceylin. Eren, Ilgaz beraat etti. Yürü be kraliçe, kim tutar seni ha? Ceylin abla, abimin yanında mısın şu an? Yok, hayır. Ben şimdi orada değilim ama geçeceğim yanına. Siz de adliyeye geçin. Geliyoruz kraliçe, geliyoruz. Vallahi benim bitti. Ersin'e iyi nöbetler. Ben bir yukarı bakayım da oyalanmasın. Eve yetişeceğim. Bu ne? Anlamadın mı? Bulmaca çözmeye ne vaktim ne de sabrım var. Bu ne? Yekta Tilme ne son o zaman? O anlatsın. Ha bana anlattı. Bayağı da güldü anlatırken. Anladım, söylemeyeceksin. Hazır sormuşken... Baro'ya seni kimin şikayet ettiğini de sor. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Hı? Düşerken Yekta'yı da yanına çekmeye mi çalışıyorsun? Ben sadece... büyük resmi gör istiyorum Ceylin. Görünenin arkasındakini. Hepimiz gördük. Hı? Sen de görmedin mi? Kendi ellerine tarihi eseri veriyorsun, bir de ne yapması gerektiğini anlatıyorsun tek tek. Hı hı. Peki tarihi eseri bana kim verdi? Evet Ceylin, ben sadece bir aracıyım. O yüzden mi annem öldü dedin? Kardeşimi hiç tanımadım dedin. Annen hayatta, kardeşinle de boy boy fotoğraflarım var, adın da Ömer değil. Yakup. Yakup'tu değil mi? Hı. Hmm. Hepimiz geçmişimizle ilgili yalanlar söyleriz. Mesela sen. Üniversite 3. sınıfta ara tatilde ilk hafta sonu ne olduğunu kimseye anlattın mı? Kaç feneri, kaç feneri. Sen yalancının tekisin, Yekta'nın oğlu bile değilsin. DNA öyle söylemiyor. Saçmalığa bak ya, hala saçmalıyor ya. Gece gelip Ilgaz'ı izleyecek kadar hasta, bu yalanlarına inanacağımı düşünecek kadar da kibirli birisin. Ben Ilgaz'ı izlemeye gelmedim Ceylin. Ben o gece seni izlemeye geldim.
Evet, biz sizi artık ailenizle baş başa bırakalım. Tekrar özür dilerim. Tekrar geçmiş olsun Ilgaz. Bir de tabii ki rica ederim. Aşk olsun. Bugün özgürsen benim de sayemde. Ben yardım ettim Ceylin'cimle. Omuz omuza savaştık adalet için, senin için. Kendin için. Yapma. Hem bak, beyaz bayraklar gerili tepemizde, ateşkesteyiz. Ilgaz, beraber yemek yiyelim diyoruz. Aa, ne güzel fikir. Acıktık değil mi? Bir kutlama yemeğini hak ediyor. Sanırım ben de davetliyim. Hayır değilsin. Kendini kurtarmak için gösterdiğin çabaya da yardım falan denmez. Şık olmadı. Yakışmadı ama neyse. Ceylin'cim, Ilgaz Savcı bizi birbirimize bağlayan güzel dostluk bağını gözü kapalı kesip attı. Buraya kadarmış. Hayır, bence seninle daha işimiz bitmedi. Anlatacaklarım var. Baba, siz geçin, biz de geliyoruz. Tamam oğlum, tamam. Hadi bakalım, çıkıyoruz. Benim odama geçin. Hay hay. Yani keşke bir odan olsaydı Ilgaz. O ne demek? Özcan Savcı odana kondu demek. Adliyede başka odam yokmuş. Sanırım yokmuş. İlginç. Herkesin gözü sizin koltuğunuzda mı sayın savcı? Derya savcının odasına geçelim. Artık konuşmaya gerek yok savcım. Hatamızı yeterince ölçtük, biçtik, tarttık. Dersimizi aldık mı aldık. Şu Ömer Atamer'i sorguya alalım hemen. Evet be savcım. Evet. Ömer Atamer'i odama getirin. Kızım siz hiç akıllanmayacak mısınız ya? Başınıza gelmedik şey kalmadı. Hala kendi başınıza iş çeviriyorsunuz. Yeter vallahi. Ya anne, Ilgaz enişte yırttı mı? Yırttı. Hatta birazcık da bizim sayemizde olmuş olabilir. O yüzden fırça yerine birazcık teşekkür iyi olur. Hadi diyorsun Mustafa. Ay, tamam. İşte anne baba ayrı olunca çocuklar böyle asi oluyorlar. Ne ayrısı Osman ya? Sürekli dibimdesin. Çınar ne yaptı acaba ya? Eren abiden de ses yok. Ha bak, komiseri adamdır ya. Damladı hemen. Şu yanındaki de idare ediyor. Deli bu ya. Ne yaptınız? Ha? Polis güçleri el attı mı olaya? Yakaladınız mı Yamsu? Yok kızım yok. Kaçmış. Ha? Ne? Öyle. Çınar Efendi'yi bayıltmış, oradan da fıymış. Nasıl ya? Nasıl ya? Oğlum iyi misin? İyiyim baba. Çınar sen iyi misin? Ne oldu? İyi misin? Nasıl? Nereye ne oldu? İyi misin? İyiyim. Abim de çıkmış ya. Daha iyi. Ya tamam. Sonuçta sizin bilmediğiniz olaylar da var. Hem benim babam bugün ne oldu? Başkomiser oldu değil mi? Ha? Gelsin maaş yazan benim işlerimi de görecek değil mi baba? Tabii kızım, tabii. Eren tebrik ederim. Ayağına taş değmiş. Sağ olun Gül anne. Yakışır benim Eren oğluma. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim abim. Sağ olun. Hepsini aldım, kabul ettim. Şimdi gelelim bizim konuya. Gene kendi başınıza iş çevirmişsiniz. Hı? Neyse. Bunun hesabını büyükleriniz evde sorarlar size. Sana gelince Tuğçe Hanım, seninle de evde ikimiz konuşacağız, tamam? Şimdi bu Eyüp görünümlü Gökhan Denzi, Çınar'ı bayılttıktan sonra fıymış. Kaçak ortada yok. Bütün ekipler peşinde. Nerede, ne zaman, nasıl yakalanır belli değil. Yani durum ciddi. Bu adam çok tehlikeli, tamam? Yine öyle kendi başınıza falan da iş çevirmeye kalkarsanız vallahi bu sefer külahları değişiriz, haberiniz olsun. Tamam? Sivil ekipleri de sizin peşinize taktım, gözetlesinler diye. Tamam mı? Onlar da geldiler zaten. Anlaştık değil mi? Hadi bakalım. İyi misin oğlum? Ha? İyiyim baba ya. Şuraya vurmuş işte. Hadi gidelim o zaman. Gül Hanım buyur. Buyur. Tabii tabii savcım, buyurun. Bir ifade alacağım ama var daha zamanı. Buyurun. Hadi gel. Ne bu haller Ceylin? Kırılıyorum ama. Hadi gir, içeride anlarsın hadi. Ceylin, bitmedi mi ya? Gene ne var? İçeride anlarsın hadi.
Bu ne? Yani bir kovan işte. Bilemedim ki Ceylin, ne alaka şimdi? Ömer verdi. Ne ara? Duruşmadan çıkarken. Sen vermişsin. Bir güzeldi, gülerek keyifle anlatmışsın. Burada da anlat. Bir dakika, bu. Bu var ya savcım, senin Burak'ı vurmadan önce uyarı için yaptığın ateş var ya, o kovan bu kovan. Hani günlerce aradığımız, ipten kurtarmak için kendimizi çırpındığımız kovan değil mi bu? Sonra çekirdeği buldunuz ama. Biz suçlandıktan sonra olay yerinde kaybolmuştu kovan. Yani sendeydi. Açıklayabilir mi gençler? Sakin olun. Ve o zamanlar kanlı bıçaklı düşmandık. Değişen hiçbir şey yokmuş demek ki. Evet. Kadrolu düşmanız biz. Neden yapıyorsun bunu? Nedenini boş ver. Bak, inkar etmiyorum. Kabul ediyorum. Yaptım. Evet, seni, sizi suçlu göstermek için her şeyi yaptım. İnsanların hayatıyla oynayıp bu kadar kolay sıyrılamazsın. Ya el birliğiyle beni bitirdiniz. Elimde, avucumda ne varsa gitti. İtibarım, geleceğim, her şey gitti. Süründüm. Ayakta kalmak için savaştım. Bu sırada da düşmanlarımı yok etmek istedim, evet. Ama geçmişte kaldı, mazi. Üstüne sünger çektik. Ömer öyle söylemiyor ama. Ben bu olayda maşaydım. Bunun başında babam vardı diyor. Pes yani ya Ceylin. Birlikte araştırma yapmadık mı? Birlikte yürümedik mi bu yolda? Pes yani. Baba oğul yeni oyununuz mu bu? Yemin ederim değil. Biz de yedik ya. Biz de inandık. Ya yaptıysam yaptım diyorum. Saklamıyorum ki düşmanlığımı. Ömer'in böyle bir şeyi tek başına halletmesi, becermesine imkan yok. Başka bir el olması lazım, daha becerikli bir el. Bravo, tam isabet. Bence de öyle. Haklısın. Zeki ama eli o kadar uzun değil. Ne kadardır İstanbul'da ki, kimi tanıyor, ne bağlantısı olabilir? Kesinlikle biri yardım ediyor ama o ben değilim. Anlat bakalım Ömer. Sen bu olayın neresindesin? Nasıl oldu bu kumpas? Bu kaçakçılık işleri? Korkuyorum savcım. Neden? Ben bu işte kullanıldım. Birinin emrindeydim. Ve anlatırsam hayatımın tehlikeye girmesinden korkuyorum. Kimin emrindeydin? Seve seve her şeyi olduğu gibi anlatmaya hazırım. Ama zarar görmeyeceğimin garantisini isterim. Her vatandaşı korumak bizim görevimiz. Elbette seni de koruyacağız. Nedir, anlat. Size güveniyorum Sayın Başsavcı Vekilim. Babam Yekta Tilmen. O ne istediyse onu yaptım. 23 yıldır avukatlığını yaptığı yakın arkadaşı İlmi Yozba ile birlikte planladılar her şeyi. Hem tarihi eserleri kaçıracaklardı, hem de babam şahsi husumeti olan Ilgaz Kaya'yı yerle bir edecekti. Evet. Savcının telefonuna uygulamayı ben indirdim ama babam böyle yapmamı istedi. Sonra Hilmi Yozba'dan parayı almış, benim aracılığımla da Ilgaz Savcı'ya ilettirdi. Evet, devam et. Aldığı CNC makinesiyle imzayı kopyalarken ben de yanındaydım. Belgeyi nasıl almış? Bilemiyorum. Hatta imzalı belgeyi tekrar odaya nasıl soktu, ondan da haberim yok. Sonrasında Hilmi Yozba'dan tarihi eseri almış ve Ilgaz Savcı'nın evine bırakılması için beni birine yönlendirdi. Ben de götürdüm, verdim. Anlayacağınız, ben bu işte bir emir kulu gibiydim. Ne denirse onu yaptım. Sırf babam beni sevsin diye. Sevmesinin koşulunun da bu olduğunu düşündüm. Çok pişmanım. Ama insan babası olunca pek sorgulayamıyor. Çabucak kanıyor. Ayrıca dikkatinizden kaçmayacağını düşünmüştüm ama belli ki kaçmış.
Bakırköy Adliyesi'ne yapılan yazılı ihbarda Yekta Tilmen'in eski eşi Laçin Gökben'in imzası var. Bir bağlantı olabileceğini hiç düşünmemiştim. Aynı zamanda baroya Ceylin Erguankaya'yı şikayet eden de babam. Evet, dilekçeyi götürüp ben verdim. Ama Yekta Tilmen'in imzası var. Babam çok zeki biri. Ben bütün bu angarya işlerle uğraşırken o Ceylinlere yanaştı ve güvenlerini kazandı. Onları kendinden başka bir düşmanları olduğuna ikna etti. Gençler, yapmayın ya. Lehine ifade verdim. Ulgaz, para konuşulmadı dedim. İnsan söyle. CNC makinesinin bilgisini getirmedin mi? Haberim bile yoktu. Ben getirdim faturayı. Büromun üstüne olmasına rağmen. Yakalandığında beni suçlayacağını bile bile. Ya gözünüzde bu kadar aptal mıyım? Rica ederim. Barodan geldiklerinde hakkında soruşturma açılıp gözaltına alınmanı engellemedim mi? Engelledim. Seni savunmadım mı? Savundum. Başka bir hesabın olmadığını nereden bilelim? Ya yapmayın, rica ederim. Düşmanınız olabilirim. Sizden hoşlanmıyor olabilirim. Gözünüzde her şey olabilirim ama aptal asla. Ben bu olayda sizin yanınızda durdum. Siz de benim yanımda durun. O manyak olan yalan söylüyor. Asıl onun hesabı var. Hem de hepimizle. Çıkabilirsin. Konuşma bitti, çıkabilirsin avukat. Peki, çıkarım savcım. Çıkarım. İnanacak mıyız? Ne bileyim savcım ya, bu Yekta bu. İnanmak da zor, yok saymak da. Hayır yani bu gözler şahit ya. Ödü koptu oğlandan, Ömer'den. İlginç yani. E ama bu da kadrolu şeytan, biliyorsunuz. Yani biliyorum, kızacaksınız ama... Hayır, biz Yekta ile beraber mücadele ettik. Ben gerçekten Yekta'yı ilk defa böyle gördüm. E bir de Ömer'in yalanları var ortada. Tamam biliyorum, %100 inanmak çok zor ama bütün gün koşturduk bu adamla, şimdi ne bileyim, kafamda oturtamıyorum gerçekten. İlk daha doğruyu söylüyor. Yekta Tilmen. Evet, ne vardı? Başsavcı talimatıyla seni gözaltına alıyoruz. Efendim? Bizimle geliyorsun yani. Ne münasebet canım, hangi gerekçeyle? Başsavcım baroya bildirdi. İfade için çağırdıklarını kendisine sorarsınız. Bu kadar çok. Avukat bey, buyurun. Celil bir şey yap, ne oluyor görmüyor musun? Şimdi değil. Gözüm yumacaksınız bu haksızlığa. Sayın avukat, biz inelim nezarete. Dokunma! Yolu biliyorum. Tamam. Ne oluyor ya? Ne oldu? Yekta'yı gözaltına aldılar. Paketleme faaliyetleri tam gaz devam ediyor. Geçelim.
Ne anlattın? Hı? Ne dedin de buradayım, ha? Ne uydurdun yine? Cevap versene android herif! Cevap ver! Cevap ver, andaval! Ne dedin, ne? Avukat bey, yeter! Sessiz! Hayır, madem inanıyoruz, neden yardım etmiyoruz ki? Şimdilik hiçbir şey yapmayacağız Ceylin. Niye? Yapmayacağız. Hatta Yekta'ya öfkeleneceğiz. Herkese yine bize oyun oynadığını, ezeli düşmanımız olduğunu söyleyeceğiz. Herkes onun suçlu olduğuna inandığımızı, kabul ettiğimizi düşünsün. Düşünsün ki işlerin yolunda olduğunu sanıp memnun olsunlar. Rahatlatalım ki kolay hata yapsınlar. Aynen öyle. Bu aşamadaki en iyi taktik. Öyleli yani. Öyleli. Ama bir an önce de bu olayın arkasındaki kimse bulacağız değil mi? Ya belli. Eli uzun, gücü, kuvveti yerinde birisi bu. Hayır savcım, kaçakçılıktaki Meral. Bu polisler nasıl bir saat gecikmiş, bunu ne yavaşlatmış, hala bulabilmiş değil. Belli. Gizli bir güç resmen engel oluyor buna. Ki bu öyle kolay bir şey değil. Yine dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz, buna Ömer'in gücü yetmez. Hilmi Yozba gibi bir kurdu da ikna edemez bence. Ya vaadi ne? Zekası mı? Bir bağlantısı olması şart. Bir yaptırım gücü var bence. Yani şimdi günahını almak istemem ama benim bir adayım var. Özcan. Hayır, dünyamıza şık diye damladı. Ayrıca çok gergin ve gıcık biri. Gereksiz de hırslı. Evet. Üzücü olur. Ama maalesef en güçlü aday o. Dosyanın başına yeniden geçmeyi talep edeceğim. Doğru karar savcım. Özcan savcı? Halledeceğim. Konuştuklarımız bu odanın dışına çıkmasın. Özcan savcıyı mercek altına alalım, kimsenin de haberi olmasın. Bana yapılanı bir başkasına yapmak istemem. Eren, kovanı al. Sen de dursun. Akşam yemekte görüşürüz. Çıkışımı güzel bir yemekle taçlandırırsan hayır demem avukat hanım. Keyifle. Derya savcım, seni de bekliyoruz. Eren kardeşim, seni de. Hem yemek yer, hem plan yaparız. Kraliçe bir alo desin, ben hemen damlarım. Ben de. Tamam, seni arayacağım zaten. Tamam, görüşürüz. Kanka şimdi nasıl yani ya? Biz o malın dibini sana bayık bıraktık. Ne yaptın, elemanı sufana mı çarptın ayılsın diye? Hem ayılmış hem de bir de seni bayıltmış. Vallahi ya, bravo. Bilmiyorum, yani Eren abi ararken iki dakikada arkamdan geldi, vurdu herhalde, bilmiyorum. Hadi ben ayarlayayım masayı önden. Gel kızım sen de. Hadi. Acıktık artık çünkü. Hadi bakalım. Arabalar. Sen bir bekle şu an. Abin için yaptığın çok kıymetli. Seninle gurur duyuyorum. Sağ olun. Ama biraz da kızdım. Ilgaz özgür kalacak diye sen az daha canından olacaktın. Allah korusun. Bu arada kızın babası her şeye farkında. Gözü üzerinde, haberin olsun, yiyecek gibi bakıyor. İçeride kızdan uzağa otur bari. Kayınpeder dayağı yeme, sonra midene oturmasın. Şunu da al. Sil şu suratını, bari adama benzer. Sağ ol baba. Müsaade var mı Sayın Başsavcım? Buyurun, müsaade sizin savcım. Dosyanın yeniden bana devredilmesine, başladığım işi bitirmek istiyorum. Dosyanın bir savcısı var Sayın Savcım. Takdir edersiniz ki ben de başladığım işi bitirmek isterim. Hakkınız savcım.
Hemen devretsin Özcan Savcı. Zaten Bıkık Adliyesi sizi özlemiştir. Yol buraya kadarmış savcım. Nasıl isterseniz başsavcım. Aslına bakarsanız başsavcım, izin verirseniz, yani siz de uygun görürseniz kendisiyle birlikte yürütmek isterim soruşturmayı. Bana yardımcı olacağından eminim. Emin misiniz savcım? Sizi yeteri kadar kırdık, üzdük. Artık bence işinize karışmayalım. Aksine memnun olurum. Özcan savcımın içi rahat bir şekilde suçluları yakaladıktan sonra aramızdan ayrılması çok daha uygun olur bence. Savcım. Görevim. Ayrıca seve seve eşlik ederim. Ya Ceylin, bu kesiyi gömme işi vardı ya. Bir de o vardı değil mi? Ama yapacak bir şey yok. Başsavcı tepemde. Tutturdu illa ifadelerini getir önüme diye. Ben ona dedim, yani mobesevere baktım bir şey çıkmadı dedim ama dinletemedim. Osman'ın da ifadesini almam gerek. Ay şimdi büyük panik yapacak, hiç çekinmez valla. Valla yapacak bir şey yok. İyi tamam, ben de gideyim Osman'ı bulayım o zaman, ne yapayım? Tamamdır. Ben de şu Yekta'ya bir bakayım nezarete. Tamam. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Diğerim açsana kapıyı. Vay vay vay. Yemin ederim şu manzara. Karadeniz'de bile yok ha. Baba oğul Tilmen aynı anda parmaklıklar ardında. Hey! Ayıp be. O kadar yardım ettim size. Ha? Haksızlık bu, riyakarlık. Lan yürü git. Ne zamandan beri kollamak, iyilik yapmak olmuş. Ne yaptın? Aş mı dağıttın? Ha? Hayrat mı açtın? Bir de ayıp diyor utanmadan ya. Hadi sizin için yaptıklarıma inanmadınız. Suçlu olduğum fikrine nereden kapıldınız ha? Var mı ispatınız? Oğlun Ömer. O maşaymış, sen de onu tutan el. Tencere kapak yani. Ulan baba oğul ne güzel kurmuşsunuz takımı. Ah! Değil mi lan? Junior Şam şeytanı. Saçmalama. Ben takımda falan değilim. Hele baba oğlu hiç değilim bu kaçıkla. Vallahi o sizin aile meseleniz. Özeliniz, ben ona karışamam. İsterseniz bundan sonraki hayatınıza iki hücre arkadaş olarak devam edin. Ben kaçarım. Hadi eyvallah. Görüşürüz. Junior Şam şeytanı. Komiser. Büyük hata yapıyorsunuz. Duydun mu beni? O Ceylin'e söyle, çok ayıp etti. Asla affetmeyeceğim onu. Teessüf ederim ona. Kapat oğlum, kapat. Cereyan yapmasın. Babasının kurbanı olmuş bir oğlan işte. Tipinden belli. Kolay manipüle edilir böyleleri. Babasından bir aferin almak için yapmayacakları şey yoktur. Aptallığından mı, maşa olduğundan mı bilmem ama. Zaten bu oğlanın etine budu ne ki bütün hepsini tek başına dizayn etsin. Birinden sağlam bir destek aldığı bariz. O kişi de Yekta işte. Zaten ben hiç inanmadım Yekta'ya. O yaptığı iyilikler falan. Kendinden başka kimseyi düşünmez o. Aynen. Size olan husumetini de biliyoruz. Tarih yazar. Sormuştunuz ya. Şikayeti, ihbarı da yapan Yekta'nın eski eşiymiş. Onu mu kullanmış? Hiç şaşırmadım. Baro'ya Ceylin'i şikayet eden de oymuş. O zaman şöyle yapacağız. Her şeyi planlayanın Yekta olduğunu ispat edeceğiz ve yargılanmasını sağlayacağız. Yurt dışına çıkarmaya başaramadıkları tarih eserleri de yakalayacağız. Başlayalım mı savcım? Tabii ki savcım. Başsavcım. İrtibatta kalalım. Ben yerleşmiştim. Malum. Burada olmayacağınızı düşündüğüm için.
Masayı da buranın ışığı daha iyi diye bu tarafa aldım. Şimdi her şeyi eski haline getirip odanızı teslim ederim size. Savcım lütfen. Ben seve seve bu süreçte sizinle odamı paylaşırım. Hiç zahmet etmeyin. Otururum şöyle olur biter. Gerçekten gerek yok. Ayrı odalarda da soruşturmayı birlikte yürütebiliriz. Vakit kaybetmeden işimize bakalım savcım. Buyurun. Kanka, bunu uzatsan bana kuşkaşla çok güzel gidiyor. Geldi bizimkiler. Afiyet olsun herkese. Sağ olasın. Ilgaz da Eren nerede? Vallahi Ilgaz işinin başına geçti. Harıl harıl çalışıyor. Eren de emniyette. Ne güzelmiş bu ya. Efsane değil mi? Geç otur sana da söyleyeyim hadi. Yok yok. Benim işim var zaten emniyete geçeceğim. Hadi ya. Vallahi. Olmadı ki şimdi yani siz yokken sizin için kutlama yapıyor gibi olduk. Anne bizim yerimize de yiyin işte ya ne fark edecek hem. Gitmem gerekiyor. Osman. Sen bir bana yardım etsene. Arabayı sıkışık bir yere koydum sağ sol yaparsın çıkartırken. Hallederim. Hadi afiyet olsun. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Ceylin, araba dedin. Yok, ben seni başka bir şey için çağırdım. Bak söyleyeceğim ama lütfen yaygara koparma. Zaten iki gündür üstümden resmen kamyon geçti. Kafam almıyor artık. Minimum dram, okey? Tamam, söyle ne var ya, ne oldu? Onu yapma, bunu yapma, söyle. Şimdi gidip pideni yiyorsun. Bir bahane bulup çıkıyorsun. Sonra emniyete geliyorsun, iki dakika ifade vereceksin, o kadar. İfade mi? Kesik, öğrendiler mi? Evet. Öğrendiler mi? Evet, sakin ol, evet. Biraz sakin ol. Korkacak bir şey yok. Eren alacak ifadeni, ben senin yanında olacağım. Ben sana söyleyeceğim her şeyi, tamam mı? Olacak bitecek sonra. Ya nasıl olacak bitecek ya? Sakin ol diyorsun ya Ceylin. Biz gömdük ya, biz ceset gömdük. Ne olacak, nasıl? Sus, sus. Ya ne sus? Kızım nasıl yutacağız? Sus. Atacaklar bizi içeri, bilmiyor musun sanki? Bak, Osman, gir içeri, pideni ye, hesabı öde gel, tamam mı? Emniyete gidiyorum ben, geç kalma. Dur bir dakika dur, ne öyle hesabı öde gel? Kolay mı öyle hesabı öde? Kaç kişiyiz ya biz? Ne kadar tutar, haberin var mı sen hesabı öde diyorsun? İğrenç birisin ya. Ne iğrenç birisin ya? Gülen'le sadece iki taneydi. Saydın mı gerçekten? Ne, yedi yani, iki taneydi. Al şunu. Ne bu, yetmez bu? Sen hep böyleydin, hep iyiydin. Hep böyleydin ya, o da hep yiyordu, hadi. Sus, bekliyorum, geç kalma. Tamam. Kolay gelsin. Bölüyorum ama beni rahatsız eden bir konu var. Şimdi bu Yekta Baro'ya şikayet etmiş ya Ceylin Hanım'ı. Belli ki Ilgaz, eşin seni savunmasında yapılmış bir hamle. Zaten Eren komiser de incelemesini yaptı, Mabaşer'den de bir şey çıkmadı. Ben diyorum ki bu soruşturmayı kapatayım. Yani böyle dili saçması bir iddiayla emniyet güçleri boşuna vakit kaybetmesin. Adam resmen şov yaptı burada. Geldi bir de Ceylin'i savundu. Evet. Bir de sizin fikrinizi alayım istedim candaşlar. Uygun mudur? Siz nasıl uygun görürseniz. Peki. O zaman size kolay gelsin. Ben bir güvenlik odasına gideceğim. Neden savcım? Malum imzamı taklit etmek için bu odadan bir evrak çıktı. Sonra da geri girdi. Ömer ben almadım demiş. Kimin aldığını tespit edeceğim. Biz görüntülere baktık savcım.
odanıza giren çıkan kimse yok. Ben de bir bakayım. Gerek yok savcım. Hazır zaten. Resmi evrakın imzalandığı güne ait bütün görüntüler burada. Ben çıkayım öyleyse. Vallahi helal olsun avukat hanım ya. Savcımı kurtarmışsınız. Benim avukatlığım sayesinde olmadı. Ilgaz zaten suçsuzdu, beraat etti. Ben de onu diyorum işte ya. Savcı bizim için çok kıymetli ya. Bizim hukukumuz ta milattan önceye dayanır. Sen daha o zaman üniversitede bile okumuyordun. Tamam. Severim kendisini. Ha avukat hanım. Eren odasında yok, baktım da şimdi. Ceylin. Ne diyor amir? Boş ver. Osman geliyor şimdi. Eli ayağı tutuştu tabii. Ya bu arada ne diyeceğim? Bu Eyüp yine sırra kadem basmış. Yani ekipler peşinde, yakalayacağız inşallah. Sen geç, ben şu dosyayı alıp geleyim. Tamam Nergis, tamam aşkım, ne olur sakin ol. Bak birazdan gelir ambulans, tamam. Lütfen sakin ol, ağlama. Bak böyle panik yaparsan daha çok zarar verirsin, tamam mı? Lütfen sakin kal, tamam. Geliyorum, hemen geliyorum. İlk uçakla geliyorum. Başsavcım, yapabileceğimiz bir şey var mı? Kızım hasta, çok hasta. Gitmem gerek. Ay. Ay Osman, başımı döndürdün resmen ya. Geldiğinden beri elin kolun durmuyor. Bir sakin ol. Bir şey yok. Gelecek. Eren diyecek ki Kesi'yi tanıyor musun diyecek. Hayır diyeceksin. Olay kapanacak. Tamam. Soracağım. Ne diyeceğim ben? Ay, hayır diyeceksin. Tanımıyorum diyeceksin. Hiçbir bilgim yok diyeceksin. Kaç defa daha söyleyeceğim? Ya mezara gitti mi derse? Gitmedim diyeceksin. Sen geldin adliyeye, benden iş için referans istedin. Sonra da gittin. Sonra gittim. Nereye gittim? Günün geri kalanında nereye gittiysen oraya gittin. Çok karışık ya Ceylin, bu vallahi yani. Nesi karışık ya? Nesi karışık? Allah aşkına nesi karışık bunun ya? Ya sen evden çıktın, adliyeye geldin. Ondan sonra mezarlık yok. Ortadaki o mezarlık yok. Hiç yaşamadın, anladın mı? Yok. Sonra nereye gittiysen oraya gittin. Mezarlık yok. Mezarlık yok. Hoş geldiniz. Evet. Geçmiş olsun. Başsavcı takipsizlik kararı verdi. İfadenizi almama gerek kalmadı. Oh çok şükür. İfade vermeyeceğiz yani. Yok vermeyeceksin, gözün aydın. Allah'ım çok şükür. Allah'ım çok şükür. Bu nedir ya? Ya kalbim, bu nedir ya? Şey, komiserim bu. Vallahi yemin ediyorum rüyama gibi parmaklıklar. Böyle üstüme geliyorlar. Elim ayağım boşaldı ya. Vallahi elim ayağım boş. Şekerim düş. Komiser şu şekeri, Allah rızası şu şekeri ver bana. Vallahi billahi elim düşer. Bu böyle olmaz bu. Allah'ım. Allah'ım çok şükür. Allah'ım çok şükür. Allah'ım çok şükür. Size de Allah razı olsun vallahi yani. Böyle geliyor ya. Gülme. Vallahi savcım kusura bakma, biraz uzun sürdü işimiz ama... beni biraz uğraştırdı. Ama hallettik çok şükür. Asıl sen kusura bakma usta. Bir haftadır alacağım alamıyorum. Vakit bulamadım, geride dönemedim. Ben dedim savcım yine meşguldür dedim. Yoksa arabasını almaya gelirdi. Ellerine sağlık, gayet iyi olmuş. Vallahi bunlar taş gibi araba savcım. Bakımını yaptırıp bineceğim. İyi günlerde kullan. Kazasız belasız. Sağ ol ustacığım, hesabı havale yaptım. Acelesi yoktu savcım. Kesene bereket. Hadi kolay gelsin. Beni nasıl yüzüstü bırakırsın Ceylin? Yekta, sen misin? Sesini alamıyorum. Ha, unuttun yani beni. Güzel. Bir gelip beni görme zahmetine katlanmadın.
Bu mudur dillere destan? Avukat, müvekkil dayanışmamız. Hem de işlemediğimi bal gibi bildiğim bir suçtan ha? Nasıl döndü dolaştı benim başıma patladı anlamam mümkün değil. Hiç kimse de bir şey söylemiyor. Belki de sözün bittiği yerdeyizdir ha? Şeyin ben seni, kocanı, savcımızı korudum, kolladım. Ateşinize kova kova su taşıdım. Neyi korudun tam olarak pardon? Kendinden mi korudun? Hayır, yani git çocuk gibi şikayet et. Sonra da korudum, kolladım de. Oh, ne âlâ memleket ya. Ne demek bu Ceylan, açık açık konuşsana. Beni baroya sen şikayet etmişsin. Ne? Ceylan, bu taklitçi amatörün benim de imzamı taklit edeceğini düşünmemiş olamazsın. Ne düşünmedim? Senin ve çakma oğlunun hangi saykoluklar peşinde olduğunu 7/24 düşünmek zorunda mıyım ben? Ayrıca Ilgaz'ı Bakırköy Adliyesi'ne de sen ihbar etmişsin Laçin teyze adına. Ay hadi hadi kapatıyorum. Mesaim bitti. Seninle ilgilenemeyeceğim. Tünele giriyorum ben. Hadi kapa kapa. Sana tek bir şey soracağım. Fason üretimi Ömer. Neden? Senin hikayende yanan sadece Ilgaz Savcı değilmiş. Beni de sürükleyip yanacakların içine atmışsın meğer. Cevap ver çocuk, cevap ver! Sana diyorum poker surat. Neden? Avukat beyler, biraz sakin. Geç yerine. Geç. Her şey seninle güzel. Yolda yürümek bile olmayacak, düşlerin içinde koşmak bile. Her şey seninle güzel, bu toprak, bu taş bile. İçimdeki bu korku, gözümdeki yaş bile. Beklenmedik bir anda ayrılığın gelip çalsa, seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana. Beklenmedik bir anda ayrılığın gelip çalsa. Ödümü kopardın Ilgaz. Özür dilerim, dayanamadım. Öpeyim geçsin. Evin içinde hayalet gibi dolaşamazsın. Sen de güzel şarkı söylüyorsun. Öyledir, güzeldir sesin. Sen benim soframı gördün mü? Hepsini sen mi yaptın? Evet, senin için, bizim için. Bu biz derken... Hani iki biz az ya. Hani bu bizi çoğaltma kararı vardı bizim, ne oldu? Duruyor. Hayırlısı diyoruz, kısmet diyoruz. Ben biraz o konuda çalışayım diyorum. Yanıyor galiba. Kesin Eren. Yine tam zamanında. Şunu al, şunu al. Elin boş gitme. Ay Allah. Geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar savcım. İyi akşamlar kardeşim. Oo. Vay 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 vay. Mis gibi kokular. Çalışılmış. Bunları giyebilirsin savcım. Ay çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kraliçe. Ceylin, döktürmüşsün. Ya kraliçe bu nasıl mis bir kokudur böyle ya? Allah Allah. Evinize hoş geldiniz savcım. Sen de hoş geldin savcım. Damaklarınızı çatlatmayı düşünüyorum bugün. Yardıma ihtiyaç var mı? Her şey hazır komiserim ama oturup bütün yemekleri yiyip bir de çok güzel oldu dersen çok yardımcı olmuş olursun. Tabii ki yardımcı olmak isterim ama küçük bir düzeltme yapmam lazım. Komiser değil, başkomiser. Hadi canım. Tabii canım. Geldi mi terfi? Geldi de geldi savcım, gelmez mi?
Sonunda kardeşim, tebrikler. Aşkım senin. Ya ana savcım. Tebrik ederim. Teşekkür ederim savcım. Hadi hadi oturun o zaman, çifte kutlama. Ben de üstüme bir şeyler giyip geliyorum. Ben de ellerimi yıkayıp geliyorum hemen. O zaman ben de bunu suya koyuyorum. Yardım edeyim mi? Her şey çok güzel görünüyor. Yok yok, ben hallediyorum. Sen otur lütfen, keyfine bak. Sen benim gerçek oğlum Ömer'i öldürdün, yerine geçtin. Sonra da zavallı anneciğini bakım evine kapadın genç yaşta. Şimdi Yekten direkt söyle bakayım bana. Senin amacın ne? Ömer fazla iyi bir çocuktu. Dürüst. Zaten bu kadar güçsüz olmasının sebebi de buydu. Kusur işte, arıza. Ömer doğduğundan beri hastaydı. Annemi de o hasta etti zaten. Sırf bu yüzden evin bütün ağır, zor işleri bana kaldı. O okusun diye ben çalıştım. Ben de çocuktum. Mecbur hemen büyüdüm. Sonra annem kayıp babanın sen olduğunu söyledi. İşte o zaman Ömer'den tek bir şey istedim. Hayatım boyunca tek bir şey. Karşına dikilip hakkı olanı almasını. Kalıbının adamı gibi davranmasını. Ama yapmadı. Yapmalıydı çünkü benim de hakkım var. Ömer öldükten sonra düşünmeye başladım. Belki de hep aklımdaydı. Şimdi tam emin değilim. Beyin böyle oyunlar oynuyor insana ara sıra. Bilinç dışı. Dedim ki hala hakkım olanı gayet alabilirim. Neden olmasın? İşte o zaman Ömer'in o işe yaramaz kimliğini aldım ve buraya geldim. Dedim sana, tesadüf diye bir şey yok. Sonra seni tanımaya başladım. İyice tanıdım. Yalan sevginin içinde, evinde, ofisinde küçücük bir oda. Beni tatmin etmedi. Dedim ki, neden her şey benim olmasın? Bence olsun. Olacak da. Ben buradan çıkacağım. Sen burada kalacaksın. Biliyorsun değil mi bunu? İsim vermeyeceğim. Asla ve kaça. Duydun mu beni? Ben bir günde Yekta Tilmen olmadım. Göreceksin. Acıyla tecrübe edeceksin. İzin vermeyeceğim. Asla. Ne oluyor izine beyler? Alo. Eren kardeşim, buna santim santim bakılsın. Benim imzamı taklit etmek için belgeyi kim çaldıysa bunda. Ben de. Özcan'dan ne haber ya? Nasıl gidiyor? Şüphelenmedi değil mi? Dosyada kaldığı için gayet memnun oldu. Ama aynı odayı paylaşmak hiç hoşuna gitmedi. Bakalım yarın Ömer'i serbest bıraktığımızda ne yapacak? Yani kendi adamıysa işine gelir. Aynen öyle. Ömer'i serbest mi bırakıyoruz? Niye? Tehlikeli değil mi? Peşini bırakmayacağız tabii canım. Gün sonunda Ömer kimle işbirliği yapıyorsa mutlaka temas kuracaktır diye düşünüyoruz. Doğru. Güzel plan.
Olay Yekta'ya kaldığı için çok sinirlenecek. Bayağı bozulacak yani. Ya bırak şu Şam şeytanın Allah'ını seversen Ceylin ya. Yekta'ymış. Hayır seni de tanımasın. Artık sempati beslediğini falan düşüneceğim ha. Ay ne alakası var ya? Hayır Yekta'nın fevri davranışları yüzünden bizim planımız bozulmasın. Kendisi ayarsız bir kişilik. Hepiniz biliyorsunuz ki. Eren kardeşim kimlikler ne oldu? Aa unuttum tamamen ya. Hallettim tabii ki. Bunlar yeni kimliklerimiz. Buyurun. Bu sizin. Efendim bu sizin. Buyursunlar. Abi bu hem kimliğin hem de ehliyetin. Seren. Melda. Memnun oldum. Caner. Derya. İkimizi kardeş yaptın bacım. Çok iyi yapmışsın Eren. Bir abim olsaydı zaten senin gibi olsun isterdim. Bunlar da kredi kartlarımız. Buyursunlar. Yemekten sonra araçlarımızı kiralayalım Yunanistan'a geçecek gibi. Evet, operasyon ne zaman başlıyoruz? Yarın sabah araçları teslim alacağız. Sınırı geçmeden de kriminele teslim edeceğiz. Hadi ya. O sınırı bir geçseydik be savcım. Bebesini Alaçatı'ya sakla. Tatil planı. Evet, Ilgaz cezaevindeyken bana bilet aldırdı. Bir hafta sonra gidiyoruz. Lan hepsi çıkın zaten tatile. Aa, çok hak ettiler Eren, ses etme. Ve planımıza geri dönecek olursak, yarın eğer kaçırmayı düşündükleri tarihi eserleri yakalarsak, yakaladığımız an o araç kiralama şirketine baskın yapıyoruz. İyi de bu arabalarda GPS olmuyor mu? Bizim rotadan çıktığımızı görmeyecekler mi yani? Rotadan çıkacağımızı kim söyledi? Ceylin Hanım, yemekler çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Savcı. Hadi kızlar arabayla geldim, bırakayım sizi. Yok ya Çınar, düşünmen yeter. Hem açık hava alalım biraz, inceleyelim. Aynen ya. Tamam canım, ben size cam açardım. Havanızı da alırdınız. Ya Eyüp için diyorum ya, şöyle ne bileyim karanlıklardan falan fırlar gelir. Relax kanks. Ya bu Eyüp görünümlü Gökhan kardeşimiz artık senin sorumluluğunda değil ki. Ehaliyle biz de senin sorumluluğunda değiliz. Dışarıda polis bekliyor onların sorumluluğunda. Evet, ekip bekleyecekmiş her evin kapısında zaten. Eren abi söyledi. Aynen aynen. İyi tamam, teklif arası yok. Hadi. Hadi tuşa kaçar. Hadi görüşürüz kankam. Dikkat et. Yeni mi o ya? Yeni. Hadi bak. Parla. Geldim anne. Ya sonra dolu kalayım. Kızım geçsene, seninle biraz konuşalım biz. Ben yatıyorum artık. Hadi hayırlı geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler anne. İyi geceler. Kızım otursana. Kızım geç. Oturayım tamam. Parla, sizin bu Çınar'la aranızda ne var? Ne olsun ya, şey arkadaşız işte, normal yani. Yani bize pek öyle gelmedi de. Değil mi Osman? Evet. Kızım. Hı. Sen büyüdün artık. Yakında üniversiteye gideceksin. Arkadaşların da olacak tabii. Erkek arkadaşın da. Biz de geçtik bu yaşlardan. Öyle aklın bir karış havada dolanırsın. Dünya umurunda olmaz. Her şeyi merak edersin. Hep güleyim, hep eğleneyim istersin. En güzel yıllar yani. Öyle değil mi Aylin? Öyle öyle tabii. Biz de seninle bu yaşlarda tanıştık. Evet. Değil mi? Ama işte insan bu yaşlarda çok hata da yapar. Normal, çok normal. Sen ne yaparsan yap, hata da yapabilirsin. Ama dürüstçe gel, anlat bize, tamam mı? Annen de ben de bilelim ki sana yol gösterelim. Sana yardımcı olalım. Anlaştık mı güzel kızım? Hayat bu, kalbin kırılır. Olacak bunlar.
Ama hiçbir zaman kendini yalnız hissetme. De ki benim arkamda kapı gibi annem var, babam var. Tamam. Güzelim benim. Söyle bakalım şimdi ne var Çınar'la aranda? Şey, birazcık birbirimizden hoşlanıyoruz. O kadar. Bak ne güzel söyledin, oldu bitti işte, bu kadar ya. Bu kadar mutlu olduk biz, sevindik değil mi? Hayır. Tabii canım. Hep böyle güzel güzel konuşalım, tamam? Ben şey o zaman şimdi ben bittiyse yani konuşmam yatayım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Çok şaşırttın beni Osman. Ben kızacaksın falan diye düşünmüştüm ama çok güzel konuştun. Hadi ya. Ben öyle normal yani ağzıma geleni söyledim ya. İçimden geldiği gibi yani doğal. Ya çok şey yapmak da istemedim tabii. Bir kahve falan yapayım mı? Yani içer miyiz karşılıklı? Yap içeriz. Sana papatya çayı falan da yapabilirdim bak. Ay yok canım, mis gibi içeyim çayımı. Bugün zaten daha ikinci, bir şey olmaz. Hayır, dikkat edelim bızdık prensese. Zarar vermeyelim annesine diye diyorum. Merak etme teyzesi, bir şey olmaz. Oldu galiba. Oldu. Araçlar tamam. Çaylar da. Tatlılar da. Geldi. Buyurunuz efendim. Teşekkür ettim. Seninkini de buraya koyuyorum Derya. Tamamdır. Söyle Umut. Ne? Nasıl? Ne zaman lan? Tamam. Tamam sağ ol Umut. Arkadaşlar. Igor Ayısı cezaevinde mort. Aa. Nasıl olmuş? Vallahi bir şey yerken boğazına bir şey mi takılmış, kimse yardım etmemiş mi? Ya da yardım ettiler de ona rağmen nefessiz kalıp öldü mü bilinmiyor. E ama öyle. Yani kimin artık ne kadar ahını aldıysa demek ki nefessiz kalıp ölmüş yani. Kimin ahıymış öğrenelim bakalım. Merdan dede yapmış olabilir mi? Ne yaptırız diyorsunuz? Arkadaşlar bence fal bakıyoruz. Hadi kalkın. Of, dede pastaneden almışsın gibi. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Dedem evde mi? Nerede olacak? İçeride. Gelin gelin, hoş geldiniz. Prenses, afiyet olsun. Dedem bize trilçe yaptı. Hoş geldin torunum. Kaynananı seviyormuş ya. Biz çok yedik, sağ ol. Çocuklar ayakta kaldınız. Geçin böyle siz de. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ben size çatal tabak getireyim. Dede. Ne? Cezaevinde biri vefat etmiş. Haberin var mı? Ya 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 ya. Öyleymiş. Duydum. Alakan? Alakam yok. Hastane doğal ölüm demedi mi? Hadi siz başlayın. Ben başlıyorum o zaman. Merdan dedemiz elleriyle yapmış madem. Elleriniz dert görmesin. Afiyet olsun, afiyet olsun. Madem onca emek vermiş ben de yiyeyim bari.
Hadi sen oğlum buyur. Koyuyorum size de. Hadi bakalım kız anası der ya, gidelim mi artık? Ay ne güzel söyledin. İnşallah kız annesi olacağım. İnşallah, inşallah. Hem kız evlat, has evlat. Doğru. Oo Eren hepimizi gömdün ama ya. E öyle abi. Kızlar daha az evvel. Haksız mıyım kraliçe? Katılıyorum. Bir sonraki kontrole ben de geliyorum. Söz. Aa bu arada yarın sabah 11'de adliyede buluşup rentekara geçiyoruz. Anlaşıldı savcım. Bu arada Turgut Ali'nin kızı nasılmış? En son hastanedeydi. Ben şimdi arayamıyorum. Bir öğrensene sen. Tamamdır. Öğrenirim. Görüşürüz. Hadi iyi akşamlar. Yine bekliyoruz. Her şey için çok sağ ol. Ne demek? Öpüyorum çok. Hadi görüşürüz. Görüşürüz savcım. Hadi canlar görüşürüz. Haydi bay bay. Hadi gel gel. Hadi otellere bakalım. Hadi ama hızlı bakalım, benim feci uykum geldi. Tamam tamam, bak şurada 2-3 tane favorim var. Hı, bu nasıl? Fena değil başka. Şimdi sana asıl favorimi açıyorum. Ha, bu nasıl? Çok güzel değil mi? Bak sabah uyanıyorsun, masmavi bir deniz, pırıl pırıl. Deniz de harikaymış. O güzelmiş bak, sevgili karım benim. Yalnız şöyle bir sorunumuz var. Kendisi net pahalıdır. Muhtemelen. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi biz balayından sonra Kapadokya'yı saymazsak bu bizim ikinci tatilimiz olacak. Hmm. Paraya kıysak mı diyorum? Hayır gitsin. Canım kocam benim. Hmm. Oh. Zaten kartımı da yüklemiştim. Ha sen hazırdın yani. Ne sandın? Ha. Orada bir tane balıkçı vardı otellere gelmeden hemen önce. Adı neydi onun ya? Neyse işte akşam oraya gideriz. Kendimizi bir atalım da her yere... Pardon da sen kiminle gittin o balıkçıya? Hmm. Neyse şu an sonuç o da kalmış, o yüzden bunu almam lazım. Hadi uykum geldi hadi. Vallahi alamazsan fatura sana çıkar, haberin olsun. Hmm. Ne yapıyorsun Vlogaz? Aa. Ya katıplanıyorum, yapma. Bir şey yapma. Yapmasana. Ceylin. İyi misin? Hay Allah'ım. Ne oldu? Eridik bu yollarda, kimimiz yerle insan, kimimiz zor hayatta. Kolu kanadı bilin, kuşlar gibiyiz ayrı. Yerlerde bizi saadet nasip şimdi, uçuk rüyalarda. Bugün güzel bir gün olacak. Dur 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 dur. Dur bakalım. Ne oldu? Dur şu düğmeyi kapatayım. Hayır yani. Kocamızın kralatını da bağlamayacaksak biz ne evlendik canım? Aa. Değil mi Sayın Savcım? Tabii tabii. Teşekkür ederim. Hadi hazırsan çıkalım. Hazır değil gibi mi duruyorum? Hayır, her zamanki gibi mükemmelsin. Yani zaten her zaman güzel olduğun için dedim üstüne belki bir ceket falan giyersin. Şaka yapıyorum. Ama iyi toparladın, bravo sana. Yo bir şey toparlamadım, ben ciddiyim. Benim karım her zaman güzel. Sabah uyandığında güzel. Akşam kafasını yastığa koyduğunda, uyumaya çalıştığında, rujunu sürerken, aynaya bakıp beni dinlerken, pembe bir ceket giydiğinde, gülümsediğinde yaptığında her zaman güzel. Beni utandırmaya devam edecek misin? Aa sen. Aa. Ben. Sen utanmak. Ben utanamaz mıyım pardon? Aşk olsun. Şu an ne kadar güzel olduğunu görmeni isterdim. Ceylin ne fark ettin biliyor musun? Ne fark ettin? Evden çıkarken de ayrı güzel oluyorsun. Gülmedim. Emin misin?
Vallahi seviyorum. Özlemişim arabanı. Ciddi misin? Evet, ciddiyim tabii ki. E hayır, ilk zamanlarımıza şahitlik etti. Bende yeri büyük. Vallahi bak, geyik yapmıyorum ha. İyi. Heves ettiğin zaman söyle, veririm, bir tur atarsın. Ha, çok komiksin. Pislik yapma. Bir kere kendi arabamı daha çok seviyorum. Son model ve rahat. Bak, o konuda haklısın. Ama işte bunun da anası var. Hadi başkomiserim ya, geç kalacağız. Gecikmeyiz, merak etme. Aa, o ne? Bayram şekeri. Ova, sabah neşesi. Eve mi? Dur kız, talan ettin. Ya eve, emniyete. Bak bak, bana da ver bir tane, benim de canım çekti ya. Hadi atla atla hadi. Bu şekeri her yediğimde eski bayramlar geliyor aklıma, biliyor musun? Herkes sevdikleriyle bir arada olurdu. Konu komşu, akrabalar, gelenler, gidenler, çeşit çeşit yemekler, çeşit çeşit şekerler. Şişt. Ama sen beni hiç dinlemiyorsun ya. Ya dinliyorum. Bayram mesajı yazacağım. Allah Allah. Bak, çok şahane bir organizasyon buldum. Depremden en çok etkilenen şehirlerdeki çadır kentlere tırlar gidecekmiş. Hatay, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş'ta bayram şekerleri dağıtılacakmış. Bak, site bu. Hem siteden yazdığımız mesajlar da oradaki ekranda yayınlanacakmış. Yani gidemezsem de en azından mesajımla yanınızdayım, aklımdasınız demiş olurum diye düşündüm. Belki okuyunca gülümserler, mutlu olurlar. Ne yazacağım peki? Bu mesajı okuyan canım arkadaşım. Bu zor günleri birlikte aşacağız. Sizi çok seviyoruz. Bayramınız umutlu olsun. Kolay gelsin. Sağ ol savcım. Turgut Ali Bey dönmedi mi? Yarın gelecekmiş savcım. Günaydın, afiyet olsun. Günaydın. Size de söyleyeyim hemen bir tane. Evden çıkmadan yapmıştım ben. Günaydın. Günaydın. Siz aynı evde yaşamıyor musunuz savcım? Bana günaydın demedi ya aşikar. Buyurun avukat hanım. Sayın savcım, Yekta ifade vermek istiyor. Hatta yüzsüz gibi avukatım ol dedi. Kendince dalga geçiyor galiba. Size yaptıklarından sonra reddettim tabii ki. Ben de sadece bilgi vermek için geldim. Madem istiyor, söyleyecekleri var. Dinleyelim değil mi savcım? Evet, evet, tabii. Tamam, o zaman ben polis arkadaşa söyleyeyim, getirsin şahsı. Avukat hanım genel olarak cevval bir izlenim veriyor ama şaşırttı beni az önce. Neden savcım? İstese de Yekta Tilmen'in avukatı olamaz. Eşiniz ya. Aynı dosyada adınız geçemez. Yasal olarak yasak. Resmi olarak dosyanın savcısı siz görünüyorsunuz ya hala savcım. Yani Ceylin Hanım isterse Yekta Tilmen'in avukatlığını yapabilir. Kanunen bir mani yok. Evet savcım. Haklısınız. Yekta Tilmen, ifadeniz alınacak. Daha
gözlerimi açamadım ya. Az müsaade. Savcı bekliyor, emri var. Ya bir... Cappuccino, bir espresso falan yok mu? Ne biçim hizmet bu? Sıfır yani. Tek misafir perversiniz pek. Günaydın. Bir konuşabilir miyiz? Meslektaş olarak ya. Aklına bile getirme. Beni benden iyi kim savunabilir ki? Kimseye ihtiyacım yok, özellikle de sana. Ona ne şüphe? Ben sadece ifade öncesi birkaç ön bilgi vereceğim, o kadar. Eğer beni buradan çıkaracak bir şey değilse boşuna nefesini tüketme. Tam olarak planım bu. Meslektaşımla görüşmek istiyorum. Buyurun, şurası boştu. Eşiniz belki eve götürür diye indirmiştim ben onu. Kusura bakmayın. Buyurun. Yekta Tilmen'i getirdim Sayın Savcım. Alalım içeri. Hazırsanız başlayalım. Hazırım. Buyurun Yekta Bey. Evet Yekta Tilmen. Hakkımda yapılan iftiranın mimarı sen görünüyorsun. Eşiniz adıyla ihbarda bulunmaktan tutun, oğlunuz Ömer'in ifadede söylediği her şey de sizi işaret ediyor. Dinliyoruz, anlatın bakalım. Çok pişmanım savcım. Evet, size olan düşmanlığım esir aldı beni. Zeminde uygun olunca kendimi tutamadım. Hakkımda iddia edilen ne varsa kabulüm. Önce sizden, sonra da yanılttığım için yüce adaletten özür dilerim. Ayrıca oğlum Ömer'le sadece ben ne dediysem onu yapmış, kullanılmış bir kişiliktir. Yani imzayı taklit ettiğinize kadar bütün planın sizin kendinize ait olduğunu kabul ediyorsunuz, öyle mi? Odanızdan evrakı ben aldım. Sonra da imzanızı taklit ettirdim. Memur bey, alalım vatandaşı nezarethaneye. Biliyorum yolu. Sen daha mahallede top oynarken ben bu koridorların tozunu yutuyordum delikanlı. Şevriçe kalem gitmiş. Umarım Ceylin, umarım. Yoksa intikamım çok ağır olur. Geç bakalım avukat bey. Ne oldu baba?
Suratına sık bir şey mi oldu? Hı? Ömer Atamer. Deliller ifadeni doğruladığından gözaltına son vereceğim. Adaletin yerini bulacağından şüphem yoktu savcım. Asıl suçluların da cezasını çekip ıslah olmasını dilerim. Ama soruşturma devam ediyor. Sen de önemli bir parçasısın. Her çağırdığımda sana ulaşmak isterim. Şehir dışına falan çıkmayacağını umuyorum. Tabii ki. Seve seve gelirim savcım. Son bir uyarım daha var. Seni Ceylin'in yakınında görmeyeceğim. Eren bunu gözlerinden kaçırmasınlar. Hiç merak etme savcım. Çiftlik iş yaptırdım. Ekipler peşinde. Derya nerede? Aradınız mı? Konuştum, ben gelmek üzeredir. Savcım, bu arada araştır demiştiniz ya. Turgut Ali savcının bir kızı varmış. Ve maalesef çok hastaymış. Üstelik epey zamandır da ağır hastaymış. Tedavisi de bir tek yurt dışında mümkünmüş. Yapma ya. Bir de küçüktü o, 1,5 yaşında falan. Vallahi öyle savcım ya. Emmim abi, çocuk deyince de böyle, hele bir de çocuk hasta deyince benim içim cayır cayır yanıyor ya. Allah yardımcıları olsun. Çok zor valla. Yani Allah insanı çocuğuyla sınamasın. Amin. Hı, geldi işte. Selam. Yunanistan'a tatile böyle mi geliyorsunuz? Eren tamam da siz fazla şıksınız sanki. Hakikaten ya, biz niye böyleyiz? Vallahi savcım, ben tatile her zaman hazır ve nazırım ama gel gör ki tatil yapacak zamanım yok. Ay erkek kankam sana... Vallahi öyle ya. Hadi hadi, yoldan alırız bir şeyler. Hadi sen bana gel hadi. Evet Laçin Hanım, harika gidiyorsunuz. Devam. Bir... İki. Devam. Kollarınızı açarken nefes verin. Devam. Bir. Kollar biraz daha yukarıda. Merhaba Laçin teyze. Laçin Hanım, iyi misiniz? İyi ter atmalar. Siz lütfen devam edin. Ben odamdayım. Laçin Hanım, iyi misiniz? Su getireyim mi? İyiyim. Bugünlük bu kadar yeter Mina Hanım. Teşekkür ederim. Tabii ki. İyi olduğunuza emin misiniz? Evet evet. İyiyim. Tamam. Ben eşyalarımı topluyorum o zaman. Tamam. Müşterimiz tavsiye etmişti değil mi size? Evet.
Tek ilkemiz memnuniyet. Belli. Şu kırmızı araç sizin, şu gri araç da sizin. Depolar full, araçlar tertemiz. Yurt dışı izin belgeleriniz torpido gözünde. Sizin de ehliyetler yurt dışına uygundur diye düşünüyorum. Aynen, aynen. Abim, birliktesiniz herhalde. Yani? Yani işinize karışmak gibi olmasın ama tek arabada gidebilirdiniz. Yani yengem de çok fazla eşya getirmemiş zaten. sığardınız da. Yani ben sizin için söylüyorum. Bir topuk kaça doluyor şu anda? Şimdi çarpı iki. Ya o parayı yerdiniz daha iyiydi yani. Evet kardeşim, yerdik. Demek ki neymiş bu durumda? Depoyu dolduracak paramız da varmış, yemek alacak paramız da varmış. Öyle mi güzel kardeşim? Size takılıyor. Evet. Şöyle söyleyeyim, sizin de içiniz rahatlasın. Arkadaşlarımız kuzeye, biz güneye devam edeceğiz. O yüzden iki araç. Ben sizin için söylemiştim ama. Ah, iyi yolculuklar. Sağ ol canım abimden. Teşekkür ederiz. Evet. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Arkadaş hep bizi mi buluyor ya? Bu nedir böyle ya? Vallahi bile çene çeker miyiz? Nedir? Anlamadım ben ya. Gel. Kadın çok baştan savma yapıyor işini. Renklere hiç dikkat etmemiş. Kovun gitsin. Ben çok şaşırdım. Şaşırdım. Yani sevindim de tabii. Ne zaman serbest bıraktılar sizi? Bizi değil. Beni. Yekta içeride. Sevindim senin için. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Buyurun oturun. Dinliyorum. Ömer, ben oğlumu kaybettim. Acıların en büyüğünü yaşadım. Sen hayatımıza gelince bir umut olur dedim. Bana da Yekta'ya da. Hatta ne kadar uğraştığımı biliyorsun, Yekta seni kabul etsin diye, bir aile olalım diye. Ama şimdi sevdiklerime zarar vermenden korkuyorum. O uğraştığın insanlar benim değer verdiğim insanlar. Ailem gibiler. Duyunca çok üzüldüm. Ben sizi hiç üzmek istemedim Laçin teyze. Siz benim için çok kıymetlisiniz. Beni sevin. Bir annem olsun, babam olsun. Bir ailem olsun istedim. Her ne yaptıysam ailemi korumak için yaptım. Ama Yekta çok kötü. Korkmayın. Ben sizi ondan koruyacağım. O yok artık. Ben varım. Çok kötü biri. Tekinsiz, tehlikeli bir insan.
Ama merak etmeyin. Koruyacağım ben sizi. Fena duyguya geldim. Vallahi buradan basıp gidesim var. Erol bir tedavi biçimidir. Bazen yola çıkmak gerekir. İşte ben de onu diyorum savcım. Gidelim buralardan diyorum. Anladım. Sen bugün beni paşa paşa akşam eve götüreceksin. Sabret, az kaldı tatilimize. Düşün, denize gireceğiz, kitap okuyacağız, gezeceğiz, tozacağız, dinleneceğiz. Eren. Efendim başkomiserim. Savcım, ilerideki benzinliğe giriyoruz. Anlaşıldı, tamam. Ha, bak şurada ileride. Hoş geldiniz Sayın Savcı. Kolay hoş gelsin. Bulduk. Gökçücan, görüşemiyoruz ya. Vallahi öyle başkomiserim. Aman. Kolay gelsin. Hazır her şey. Doğrudur Sayın Savcım. Güzel. Arabalarımız bunlar. Belli ki bir yerlerine zulalamışlar. Ne yapıyoruz? O zulaları patlatıyoruz. Kaç saat sürer Gökçücan? Ha, çok fazla sürmez. İsterseniz siz bir çay kahve falan için ha? Harika fikir. Hem tatlı falan alırız, çikolata. Buralarda bir şelale vardı sanki. Var. Sanırım çok da yakınız. Ne dersiniz? Var mısınız? Varım. Ben de varım. E hadi. Börek de var ya. Harika. Hem iş hem piknik. Göksu kolay gelsin. İrtibatta kalalım. Emir anlaşıldı Sayın Savcım. Görüşürüz Göksucan. Sağ olun başkomiserim. Yani kolay ya. Gelsin canlar. Şelale keyifli. Ben sana dedim. İyi ki dedin valla Savcım. Vallahi dedin ya. Mükemmel gözüküyor işte. Hadi gel. Ses bile güzel. Vay vay vay, şu güzelliğe bak ya. Yüce Mevlam, ne ilerse güzel iler. Şu güzelliğe bak ya. Oh, mis gibi bahar kokuyor. Çok uzun zaman olmuş ya bu kadar güzel bir yere gelmeyeli. Yani burnumuzu o sıkışmışlıktan o kadar çıkaramadık ki. Gördüğümüz ilk manzarada böyle kalıyoruz. Vallahi yazık bize. Hadi şelaleye inelim. Emin misin? Islanırsın bak. Sırılsıklam olayım be savcım. Derya. Ben hayatta inmem. Yani burada otururum böyle hanım hanım. Açar böreğimi yerim. Ben savcıma eşlik edeceğim. Börek nerede? Eren orada. Kimse kusura bakmasın. Haklısın. Hadi gel bakalım. O zaman. Hadi aşıklar. Gel bakalım Ceylin Hanım. Ay. Yaçın Hanım. Ah, ben de yoksunuz sandım. Ha, yok yok, ben çarşıya gittiydim. Gül Hanım, ben birkaç gün sizde kalabilir miyim? Ha, tabii tabii. Tabii kalabilirsiniz. Ben açayım bunu. Buyurun. Dur dur. Islanıp üşüteceksin fark etmeden.
Çok güzel. Değil mi? Yani bu operasyon içinde de birkaç amak yarattın ya. Operasyon içinde operasyoncu musun nesin ya? Bundan sonra böyle her fırsatta hayatı tadını çıkaracağız. Ne zaman olacağı belli olmaz. Söz var. Söz. Bana bak, kaşınıyorsun. Gel buraya. İçiyor muydun? Evet. Ne yaparsın? Gözaltına mı alırsın? Yapmadığım şey değil. Hadi. Gel şöyle. Savcım. Sağ ol canım ya. Savcım, bunlar yakında buraya yerleşir, ben size diyeyim ha. Vallahi bak, Ilgaz buraya ikametgah aldırabilir. Nasıl güzeller, baksana çok mutlular. Öyle vallahi. Allah ayırmasın. Amin. Savcım, istersen biz dönebiliriz ha. Yok yok herhangi. İçimi acıtmadı, aksine mutlu oluyorum onları vallahi, böyle görünce. Nasıl isterseniz yani ha. Hadi bir fotoğraf. Hadi. Yemin ederim çocuk bunları. Buradan da. Şuradan çekeyim. Ay dur. Gitti. Allah, gitti telefon. Gitti telefon. Allah kahretsin ya. Yemin ederim dua ettim ya. İçimden maşallah dedim. Gelin, suya gir, suya. Burada bir bölme var sanki. Arkadaşlar, diğer tarafta da aynı yere bakın. Bu tarafta. Aynen. Şöyle şunun altına doğru bakalım. Ne salağın ya? Şurada çekiştim. Niye burada çekiyorsun ki? Olan oldu. Artık onu çıkarsan da iflah olmaz. Geçmiş olsun. Ne salaklık ya. Tamam, sinir tamam. Oldum kendime hadi. Şu an. Şş, tamam, yüklenme karıma, izin vermiyorum. En azından burayı unutmayacağız bu sayede. Sayemde unutulmaz bir gün olacak. Hadi hadi. Sıkma canını, hadi gel. Ya var ya, böyle bir şey olamaz ya. Düşürdü telefonu ya. Gitti gitti, göz göre göre gitti. Göksu, bulduk galiba. Güzel. Masaya bırakalım. Göksu, burası da dolu. Bulduk, vallahi bulduk. Gördünüz değil mi? Gördük. Çok geçmiş olsun kraliçe. Hayat sana yeni bir telefon yazmış. Söyle Göksu. Savcım, bulduk. Şimdi çıkarıyoruz. Tamamdır, geliyoruz şimdi. Bulmuşlar. Hey be! İşte bu be. Hadi. Hadi gidelim. Hadi. Elinize sağlık. Sayenizde savcım. Neden? Ekip gönderelim. Rente kara baskını düzenlensin. Emir anlaşıldı savcım. Neçin teyze? Leçin teyze.
Geç abim, geç donat masayı. Buyurun. Başkomiser baklavası mı? Afiyet olsun ama değil. Bu ne o zaman? Buyurun savcım. Ben canım, sağ ol. Bu nedir savcım? Bu... Bunu kaçakçılık şubeden yolladılar savcım. Operasyon için çok teşekkür ediyorlar. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Sen de selam söylerim. İletirim savcım. Canlarım, ben müsaade isteyeceğim. Yani yoruldum biraz. Ağrı mı var? Yok. Yorgunum sadece. Yani biraz uyusam iyi gelir. Hakkın savcım, güzelce bir dinlen. Emeğine sağlık. Hepimizin. Benim için zevkti. Savcım, bir şeye ihtiyaç olursa buradayız. Pars böyle üzerime titrediğinizi görse çok mutlu olurdu. Belki de görüyordur. Beni hiç yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. Her zaman. Görüşürüz. Sakin ol yavrum. Kimmiş bakayım gelen, ha? Canım benim. Bir de dilin olsa kimin geldiğini söylesen. Benim, ben Hidayet, Metin. Oo, Metin amirim, hoş geldin. Aynı haftada iki kere, ha? Sanırım dükkanı almaya niyetlisin. Fiyatı da söyleyeyim bari. Valla şöyle layıkıyla bir teşekkür etmeye geldim Hidayet. Senin de daha elin ayağın tutuyorken, ha? Oğlan kurtuldu Hidayet. Of. Tarihi eserler de yurt dışına çıkmadan yakalandı. Çok güzel. Devletin savcısına bir şey olmaz. Hele senin oğlun olursa. Ya senden bir ricam var. Şu arka tarafta temiz çatalla temiz tabak var. Sana zahmet, onları getirirsen. Tamam. Ben de iki çay söyleyeyim. Cano! İki çay. Benimki kupalı olsun ha. Tamam usta. Hadi bakalım. Canım benim. Ha. Oh. Ay. Hadi bakalım. İçindekini de bil tam olsun. O kolay. Bu şekerpare. Ulan Hidayet. Sen herkesten daha iyi görmüyorsan ben de adam değilim. Kulak eğer iyi anlıyorsa iyi bir gözmüş derler Metin Bey. Doğrudur. Ha. Ha. Olmamış bu ya. Bak sana ne diyeceğim. Eğer senin bir hanımın olsaydı şerbeti şöyle dökseydi mis gibi koksaydı ha. Tamam Hidayet, tamam. Ye önündekini. Başlama gene evlilikte, hanımda. Ya takılma da, ne demiyorum sana. Abi bakalım, ben de istiyorum polis olmak da. Kolay gelsin. Yok artık. Sen nereden çıktın şimdi? Ya ne bileyim, öyle babamla konuştum falan filan deyince ben merak ettim, hani nasıl olduğuna falan bakayım dedim. Dedim ya, yazdım, iyiyiz. Çok anlayışlılardı. Hatta çok cool'du babam. Tamam, o da bizim işimizin bahanesi işte. Hop, tamam. Yani burada bir arkadaşınız daha var. Ya bu sizdeki romantizm halis mi ya? Bir sakin olun. İyi, tamam gel, seni de alırız. Gel. Ne? Gel. Gitme. Mal ya. Ayarın yok ha. Ayarsız. Var ayarım. Merak etme, anlatacağım şimdi. O ne demek şimdi? Şöyle. Hani konuşmuştuk ya, hani ben ne yapacağım ileride, ne işle uğraşacağım ya da çaycılık kariyerinde ne kadar yükselebilirim diye. Soğusu şöyle, düşündüm ve galiba polis olmak istiyorum. Ne? Yani önce sınavlarına katılacağım, tabii bir spora falan başlamam lazım ama yani istiyor gibiyim ya. Ama gerçekten inanmıyorum sana. Ne ya, ne o? Komik mi? Komik değil. Kanka çok sevindim. Tebrik ederim. Sadece bizi bir düşün. Neyine? Ne?
Ben direkt şöyle uzatayım, al götür. Yani biz beladan asla ayrı kalamayan bir çete olarak ilk iş gününde çökerttiği şebeke biziz yani. İyi tamam, o zaman ilk sizi alırım. Oradan aldığım primlerle de güzel bir çay içerim ha. İlk bir, iki, iki çay ha. Ha, ben de mi alacağım? Hadi. Ne yapayım abi, çay buldum içeceğim, dayak buldum kaçacağım. Amcım, tarih eserleri ele geçirilmiş, doğru mu? Doğrudur. İçinde bulunduğunuz çeteyi mi çökerttiniz? Kaç tarih eser ele geçirelim? Sorunlar yakalandı mı Sayın Savcım? Arkadaşlar, kısaca açıklayayım. Bugün yaptığımız operasyonla yürüttüğüm soruşturmanın içinde bir kumpasla benim de dahil olduğumu iddia ettikleri çeteyi çökerttik. Kaçırılmak istenen tarih eserlerin eksiksiz ve tam olarak emniyet güçlerine teslim ettik. 17 kişi gözaltına alındı, 7 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarttık. Teşekkür ederiz. Of. Osman boşanmak istemeyecek. Farkındayım ama ailen gayet kararlı. Osman da öyle. Çok seviyor bence aileni. Yani onu da anlamaya çalışıyorum. Biliyorum aileni seviyor ama o kadar yanlış seviyor ki. Ya ne zormuş ya. İnsanın kendi akrabasının boşanma davasına girmesi. Yaparsın sen. Hay Allah ya. Sakin, gerilme, toplarız şimdi. Benim harika başladı gerçekten. Ayrıca bırak kendileri girsinler. Ya da Tolga'ya pasla. Yani Tolga şehir dışındaydı. Bugün gelecek ama neyse. Olmadı, öyle yapacağım. Allah kahretsin ya. Harika başladım güne gerçekten. Of. Acıdı mı? Yok, acımadı. Kalbim acıdı resmen ya. Özür dilerim. Yaptırırım, akşama takarsın. Ben konu kapandı. Hadi bakalım. Öpeyim ben oraya bakayım. Ne yapıyorsun Ilkaz? Aa, başladayız. Aa, ne var? Akşama güzelce bir öperim o zaman. Neyse, o zamana iyileşir belki. İlaçsız pek mümkün değil gibi gözüküyor. Ay, ayrı arabalarda gideceğiz değil mi şimdi? Ben emniyete geçeceğim. Sen de adliyeye duruşmaya. Evet. İstersen al benim emektarı. Ben de senin delikanlıyla gideyim. Arabamı almak için bahaneler. Al hadi al. Heves ettin madem. Benimkiyle git. Yolda kalırsan falan beni arama. Daha yeni toparlandı hanımefendi. Niye? Yeni yaptırdın zaten. Şaka şaka, bir şey olmasa diye. Aha. Bir de biraz uzağa koydum yalnız. Yani tabana kuvvet diyorsun ha? Biraz öyle. Hadi kolay gelsin. Sana da. Ben de bir sürüş keyfi yaşayayım. Makineye mi koydunuz? Anneanne. Kızım bağırma. Laçın Hanım uyuyor hala. Pardon. Burada, burada. Yıkadım, temizledim. Doldurdum içini. Hadi bakın. Kuzum, hadi otur şuraya. Kahvaltını et, sonra geç kalıyorsun. Siz niye süslendiniz? Bir yere mi gidiyorsunuz? Niye suratınız asık anne? Niye konuşmuyorsun? Söylesenize. Kızım duruşma var bugün. Boşanma.
onunla konuştuk ya. Daha önce de. Benim iştahım kaçtı. Afiyet olsun size. Kolay gelsin kardeşim. Sağ ol abi, hoş geldin. Heyecanlı geliyordu sesin. Evet, evet abi. Adliyeden gelen görüntüleri inceliyorduk da. Şimdi senin imzanın taklit edildiği evrak bundan 10 gün öncesine ait. Bunda tamam mıyız? Tamamız. Bakalım gelen görüntüler hangi güne aitmiş? On gün önceye ait olamaz mı? Aynen öyle savcım. Rıdvan hayatta, Özge adliyede. Birisi değiştirmiş. Savcım, bunu içeriden, yani adliyeden biri dışında hiç kimse değiştirmiş olamaz. Resmen, bilerek, isteyerek başka bir gün seçilmiş. Çok içeriden de olamaz. Özge ile Rıdvan'a aymayacak kadar da mesafeli olması lazım Hayran. Aynen öyle savcım. Şimdi sen bu bilgi içinde öğütürken ben öbür bombayı patlatayım sana. Kaçakçılıktan Meral çok gizli olarak bir bilgi verdi. Ona şu, senin Beylikdüzü operasyonu için gizliden gönderdiğin polis ekibi var ya, hani ikinci polis ekibi. O da bir savcının talimatı yüzünden geç gitmiş. Ne diyorsun Eren ya? Evet savcım. Bir savcının yüzünden. Ama hangi savcı? Onu bulamamış daha. Başsavcım, acil imzalanması gereken birkaç evrak var masanıza bırakmıştım. Sizin için uygunsa onları hemen alabilir miyim? Tabii. Kızınız nasıl oldu başsavcım? İyi. Geçmiş olsun, çok sevindim. Sağ olasın candaş. Daha iyi olacak inşallah. İnşallah. Ne yaptı Ilgaz savcı? Tutuklama talep etti mi? Yekta Tilmen hala nezaretinde başsavcım. Gözaltı süresi uzatıldı. Ömer Atamer ise serbest bırakıldı. Ne sebeple? Bir bilgim yok başsavcım. Ilgaz savcı emrermiş. Böyle şeyler söyleme bana. Elimden geleni yaptığımı biliyorsun. Bak çok üstüme geliyorsun. Nereden bileyim ben ne düşünüyor? Nereden bileyim? Başsavcım. Döndüğünüzü bilmiyordum. Hoş geldiniz. Ilgaz savcı nerede? Henüz gelmedi adliyeye. Emniyete uğrayacağım demişti. Bana derhal bir açıklama yapın Özcan savcı. Ömer Atamer nasıl ve hangi gerekçeyle salıverildi? Yekta Tilmen geldi, ifade verdi başsavcım. İtiraf etti. Her şeyi o yapmış. Bütün kumpası o kurmuş. Belli ki Ilgaz savcıyı alt etmek için bütün imkanlarını kullanmış. Nasıl tam anlamadım. Her şeyi o mu yapmış, öyle mi söyledi? Doğrudur. İfadesinde her şeyi anlattı. Peki imza? İmzayı da o mu taklit etmiş? Evet. Evrakı bu odadan alan da, geri koyan da kendisiymiş. Peki biz niye göremedik görüntülerde bu odaya girip çıktığını? Nasıl takılmamış? Bilemiyorum başsavcım. İtiraf edince Ilgaz savcı da Ömer Atamer'i salıverdi. Yekta Tilmen'i sulh cezaya göndereceğiz. Hatta ben de onu bekliyordum şimdi. Yok, bir şeyler tutarsız. Yanlış bir şeyler var. Nerede demiştin sen Ilgaz savcı? Emniyete uğrayacağım demişti. Şimdi gelir herhalde. Bu modele uygun klasör nerede? Şu tarafta. Bu yeterince eğlenceli. Alayım onu. Eski telefonunuz yanınızda mıydı? Eski telefonum şelaleyi boyladı. Kendisine ulaşılamıyor.
Neden ki? Peki bilgilerinizi yedeklemiş miydiniz? Bilgilerinizi nasıl geri getireceğinizi biliyor musunuz? Evet, yedekledim. Şimdi hop diye bu telefona aktarılacak. Bakın, burada. Birazdan hepsi eksiksiz tamamlanacak. Başsavcım. Ah, savcım, ben de size gidiyordum emniyete. Ben de yanınıza uğrayacaktım. Öyle mi? Buyurun geçelim. Bu arada geçmiş olsun. Kızınız nasıl oldu? Sağ olun. Daha iyi olacak inşallah. İnşallah. Ömer Atemer'i serbest bırakmışsınız. Doğrudur başsavcım. Anlatacağım hepsini. Evet. Dinliyorum savcım. Yekta'yı itirafa nasıl ikna ettiniz? Anlaşma yaparak. Yekta katiyen suçlu olduğunu kabul etmiyor. Ben de Yekta'nın bu işin arkasında olduğuna inanmıyorum. İnanması güç. Ama Yekta ilk defa masum. Ama ricamızı kırmadı. Ve suçunu itiraf etmiş gibi yaptı. Ömer'in arkasında bir güç var. Ona yardım eden ama Ömer'in söylediği gibi bu Yekta değil. Kimmiş? Henüz bilmiyoruz ama çok yaklaştık, öğreneceğiz. Nasıl olacak bu savcım? Ömer'i serbest bıraktım. Gidip mutlaka işbirlikçisiyle temas kuracaktır. Peşindeyiz. Yakalayacağız. Başsavcım, umarım haberiniz olmadığı için bize kızmadınız. Niye kızayım ya? Nefis bir plan. Yalnız anlamadığım şu, Yekta zaten nezarethanedeydi. Yani ona yalandan itiraf ettirmeye gerek yoktu. Ömer'e biz sana inandık, babam burada, sen gidiyorsun diyebilirdiniz. O itiraf Ömer için değildi başsavcım. Özcan savcı içindi. Size bir şey soracağım. Bu adliyedeki görüntüleri kim izledi? Özcan savcı o istetti güvenlikten. Yani talep etti. Önce o izledi, sonra da ben izledim. Tam tahmin ettiğim gibi. Niye, ne oldu ki? O görüntüler bilhassa eski bir tarihten seçilmiş. Doğru güne ait değiller. Bir dakika Ilgaz. Yani sen şimdi Özcan da bu işin içinde mi diyorsun? Mümkün mü candaşım? Ayrıca kaçakçılık şubeden gizli bir bilgi aldık. Benim polislere verdiğim talimat, başka bir savcının talimatıyla bir saat geciktirilmiş. O süre zarfında da depo boşaltılmış işte. Kim yapmış bunu? İsim bilmiyoruz ama öğreneceğiz başsavcım, az kaldı. Ta başından beri içimde uyanan bu şüpheyi yok sayıyorum. Emin olmadan bir savcıyı daha suçlayamam şu an. Bir daha böyle bir hata yapamam. Direkt yüz yüze konuşalım isterseniz. Memur Bey. Memur Bey. Ya beklerken içim geçmiş de sizin rezidansı görmemiş olabilirim. Ilgaz savcım ya da o Bakırköylü savcı var ya, Özcan. Öyle horoz gibi yani, garip saç. İbibik gibi saç. Ama neyse ne ya. Ya kimse gelmedi mi? Sormadılar mı beni? Yo. Ama yani unutmazlar değil mi beni burada? Elbet biri gelir. Hayır yani şimdi gözaltındayken unutulurum falan burada. Neme lazım? Memur Bey. Günaydın. Günaydın. Abla ben çok gerildim ya. Allah Allah. Sana ne oluyor kızım, boşanan biziz. Ya duruşmaya Tolga girse bana çok söver misin? Yok artık Ceylin ya. Saçmalama.
Yalnız mı bırakacaksın beni? Hani yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik şurada, lütfen. Üf, tamam. Aylin Yılmaz, Osman Yılmaz, davacı vekili Ceylin Erguvan Kaya. Giriyorum. Hadi geç sen de. Kendi düşen ağlamaz. Maalesef yok. Nasıl olur? Seninle konuşmadan önce yanındaydın, buradaydı. Belki tuvalete gitti. Bekleyelim mi bir 10 dakika? Tamam. Ayakta kalmayın. İçeride oturalım isterseniz. Ben bir hanım arayayım savcım. Nereye? Yolda söyleyeceğim. Dilekçede de belirttiğimiz gibi Sayın Hakim, müvekkilim Aylin Yılmaz ile davalı Osman Yılmaz arasındaki evlilik birliğinin devamı kendilerinden beklenmeyecek derecede sarsılmış olması gerçeğine dayanarak tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ediyoruz. Tarafları da dinleyelim avukat hanım. Aydın Hanım, buyurun. Boşanmaya hala kararlı mısınız? Evet hakim hanım. Yani ben evliliğimde mutlu değilim. İlk evlendiğimiz zaman da mutlu değildim zaten. Yani zamanla düzelir dedim ama daha kötü oldu her şey. Sevgi, saygı falan kalmadı bizim aramızda. Boşanmak istiyorum ben. Bitsin artık. Nasıl bitsin? Saygı da sevgi de devam ediyor benim açımdan. Size söz vermedim Osman Bey. Hakim Hanım bakın ben yani çok büyük hatalar yaptım geçmişte. Ya biliyorum. Hepsini biliyorum. Ve hepsiyle ilgili de ayrı ayrı pişmanlık duyuyorum. Yani yemin ederim. Ama bakın şöyle anlatayım. Aylin her şeyin bir kere en güzelini hak ediyor. Onu söyleyeyim en baştan. Yani ben Aylin'in hak ettiği mutluluğu da, hayatı da ona verebileceğime inanıyorum ve söz veriyorum size yani. Ha ne vereceksin pardon da? Daha işin gücün bile yok senin. Ne vereceksin acaba? İşim var benim, ispatlayabilirim. Ya yalan konuşma Osman ya, ayıp. Hakim Hanım benim işim var. İspatlayabilirim. Şöyle anlatayım. Şimdi benim bankada eski bir müşterim vardı. O müşterimin muhasebe müdürü vefat etmiş, bana söylediler. Ben de dedim ki tamam olur, yani neden olmasın. Bütün adı sanı falan belli bir şirket bu yani. Benim maaşıma kadar sordurtabilirsiniz isterseniz. Böyle kallavi büyük bir şirketin ben aslında şu an muhasebe müdürü olarak karşınızdayım yani. Boşamayın bizi ne olur. Yani ne olur. Bakın bizim bir kızımız var. Parla. Ergen yaşta yani. Bizim onu da düşünmemiz lazım. Ayrıca ben yani hayatımı yoluna soktuğumda İnanın ya Aylin'i de belki ikna edebilirim. Ya böyle bir şansı ne olur benim elimden almayın Hakim Hanım. Ya saçmalama Osman, şans falan yok artık, bitti lütfen ya. Aylin bir dakika lütfen. Hakim Hanım yani herkes ikinci bir şans hak etmiyor mu? Bir tarafın evlilik müessesesini sürdürmek için bu kadar çaba harcamasını kayıtsız kalmayalım. Ya Ceylin ne oluyor? Konuşsana, bir şey söylesene ya. Davalı tarafın boşanmak istemediğini belirttiği görüldü. Bu durumda dosyanın çekişmeli devamına, davacı tarafa boşanma nedenini içeren dilekçesini ve delillerini sunması için ek süre verilmesine ve davanın... Of! Aferin Osman, aferin. Sana da aşk olsun Ceylin yani. Gerçekten bravo. Gerçekten. Ya hiçbir şey söylemedin, bir itiraz etmedin. Başkası olsa mangalda kül bırakmıyorsun. Bize gelince...
Ya ne alakası var abla? Ben ne yaptım? Hayır böyle. Anlaşmalı da olsa son dakika biri hayır derse çekişmeliğe dönüyor. Benim ne suçum var şimdi? Of ya. Of. Ya Aylin. Ya Aylin. Koskoca hakim ayırmamış bizi ya. Bir dinler misin? Aylin. Ya. Ne yapıyorsun sen Tolga? Ne yapıyorsun ya? Özür dilerim. İyi misin? Yandın mı? Yanmadım. Bu boğazlayacağım seni yemin ederim şimdi. Üf. Dört tane duruşmam var benim bugün. Ya çok özür dilerim. Ben kendi ceketimi vereyim mi sana? Ne yapacağım ben senin ceketini ya? İşte bir mağaza, butik falan bir şey bulayım da değiştireyim şu üstümü. Allah kahretsin ya. Ne yapsam, ben bir arasam mı acaba? Neredeyse biz yanına gideriz. Makul, makul başsavcım. Açmıyor. Kaçıyor olmasın? Savcım, ya nereye kayboldunuz? Biz de Ilgaz savcımla yanınıza geldik çay içelim diye. Ha öyle mi? E biz yanınıza gelelim o zaman. Yok canım, ne zahmeti? Tamam. Yarım saat oradayız. Neredeymiş? Ortaköy'e inmiş berbere. Beni alın yemeğe çıkalım diyor. Gidelim. Kokuyu duyuyor musun sen de? Ne kokusu? Yanık gibi bir şey kokuyor. Kızlar, ne oluyor burada? Hocam, yanık gibi bir şey kokuyor da kokuyu duyan var mı başka? Hocam, alttan duman geliyor. Burada soldaki sokakta olacaktı savcım. Ha, buraya giriş de yok. Sülüm, müsait bir yerde bekleyin. Ben çağırayım, geleyim kendisine. Olur mu öyle şey başsavcım? Ben alır gelirim. Siz zahmet etmeyin. Olur mu canım, başsavcıyız diye? Yürüyemeyecek miyiz? Başsavcım, ben bir tur atıp geliyorum.
Merhaba, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Ben bir ceket pantolon istiyorum da hatta bir üst alsam çok iyi olur. Kahve döktüm de. Tabii, buyurun. Takımlarınız bu tarafta. Bu tam sizin tarzınız sanki. Son zamanlarda en çok satan modelimiz. Yok, siyah istemem. Peki. Bordo var şöyle, çok güzel. Yok, siz hiç çıkarmayın hatta. Ben bu vitrindeki yeşil ceketi beğendim. Onun pantolonu varsa olur o. Su yeşili olan mı? Evet, var takım onlar. İçinize de beyaz bir bluz önereceğim size. Çok sevildi. O bu tarafta. Cesur seçim. Size de çok yakışacak. Deneme kabinimiz şu tarafta. Siz buyurun. Ben pantolonu getiriyorum. Tamam, yani. Çok teşekkürler. Çok yakıştı. Şans getirsin size. Alo. Ilgaz savcım, cezaevi tutuk evi savcısı Mesut ben. Haluk Yıldırım'ı ziyarete gelen olursa haber ver demiştin. Evet savcım, doğrudur. Ömer Atamer geldi demin. Şu anda görüşüyorlar. Anladım savcım. Başka peki? Başka ziyaretçisi oldu mu? Şimdi deftere bakınca bu sabah da görüşen birini tespit ettim. Kimmiş? O kimmiş? Beklettim. Tamam. Sağ ol, arayacağım ben seni. Yok, çıkmış. Oyun mu oynuyor, ne yapıyor bu adam anlamadım ki. Dur, ben şunu bir daha bir arayayım. Ne yapıyorsun savcı? Sanırım Özcan savcıyla görüşmemize gerek yok. Başsavcım. Ne diyorsun sen savcı? Baştan beri aradığım sensin. O Ömer kuklasının iplerini elinde tutan. Mesleğimi geçtim, hayatımı karartmak isteyen sendin. Sür. Sür dedim savcı.